Orbitallerin enerjileri ve katman elektron diziliminden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Orbitallerin enerji diyagramları çizilirken tek elektronlu hidrojen atomunun en kararlı hali elektronun 1s orbitalinde yer aldığı haldir. Ve bu hale temel hal denir. Temel halde elektron çekirdeğe en yakın konumdadır ve çekirdek tarafından çok güçlü bir şekilde çekilir. Elektron enerji alarak daha yüksek enerjili orbitallerde bulunursa bu duruma uyarılmış hal denir. Uyarılmış halden temel hale geçen elektronlar enerjilerini ışımı olarak yayar. Çok elektronlu bir atomda katman ve alt katmanların enerji düzeyleri diyagramı arkadaşlarım. n eşittir 1 1s n eşittir 2 ise Lmiz nedir arkadaşlarım? 1 2s 2p n eşittir 3 olduğu zaman 3 tür orbitalimiz olacak. 3s 3p 3t n eşittir 4 4s 4P, 4D ve 4F orbitalini görüyoruz. En eşittir 5, 5S, 5P, 5D ve 5F orbitallerini görüyoruz. Elektron katman diziliminden bahsedelim arkadaşlar. Burada atom çekirdeği görüyoruz ve yörünge görüyoruz. Atom çekirdeği yani çekirdek karmur Rutherford'da başlıyor. Yörünge kavramı ise bor ile başlıyor. En burada 1, 2, 3, 4 gibi sayılar ya da K kabuk, L kabuk, M kabuk, N kabuk. Yani K kabuk diyorsa birinci yörüngeden bahsediyordur. L kabuk diyorsa ikinci yörüngeden, M kabuk diyorsa üçüncü yörüngeden bahsediyordur. Çekirdeğin çevresindeki 1, 2, 3 gibi sayılar enerji katmanlarını yani yörünge sayılarını göstermektedir. En yörünge sayısı 2 en kare yörüngenin alabileceği maksimum elektron sayısıdır. Ve en kare arkadaşlarım orbital sayısıdır. En eşittir birinci katmanda en fazla 2 elektron var. En eşittir ikinci katmanda en fazla 8 elektron var. 2 en kareden bakınız 2'nin karesi 4 çarpı 2'den 8. En eşittir 3 olduğunda 2 çarpı 3'ün karesinden 18 elektron. En eşittir 4 olduğunda en fazla 32 elektron bulunuyor. Çünkü 4'ün karesi 16. En kare orbital sayısı birazdan bahsedeceğim arkadaşlarım. Çünkü bir orbitale maksimum 2 elektron yerleşiyor. Yani en eşittir 1'de. 2 elektron varsa orbital sayımız 1. En eşittir 2'de 8 elektron varsa orbital sayımız 4. En eşittir 3'de 18 elektronumuz varsa orbital sayımız 9. En eşittir 4, 32 elektron varsa orbital sayımız 16 olacaktır. Aşağıda bazı elementler ait elektron katman dizilimlerini görüyoruz arkadaşlarım. 5 proton var. Birinci yörüngede bakınız 2 İkinci yörüngede ise 3 olduğunu görüyoruz. 2, 3 şeklinde yazabilirim. Bu da ne olacaktır? Arkadaşlarım değerlik elektron sayısı 3'tür. 3A. Üç birinci yörüngede 2, iki, ikinci yörüngede 4 elektron görüyorum ve değerlik elektron sayısının 4 olduğunu, 4A olduğunu söylüyorum. Bakıyorum 9 proton, birinci yörüngede 2, iki, ikinci yörüngede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane elektron görüyoruz arkadaşlarım. 2 7 yani değerlik elektron sayısının 7 olduğunu söylüyoruz. <laughs>